Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyorum hepinize ve hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün arkadaşlar 8 Ekim Pazar. Pazar günü itibariyle tam arkadaşlar 1, 2, 3 sohbet birden çekeceğim. 3 sohbet birden çekeceğim. Süreleri kısa tutup sohbetleri daha iyi ve net anlaşılsın diye hepsini bir araya tıkış tıkış yapmaktansa arkadaşlar ayrı ayrı çekmeyi tercih ediyorum. Bazen işte zamandan tasarruf, sizleri sıkmama adına 1-2-3 konuyu bir arada anlatmaya çalışıyorum. O da tahmin ediyorum biraz sıkıntılara neden oluyor. O yüzden arkadaşlar şimdi birinci konum ekranda da gördüğünüz üzere işte maç sonucu, puan durumları ve Galatasaray'ın Antalya Spor önünde aldığı galibiyet. Birinci olarak bunu anlatacağım arkadaşlar. Bunu anlatırken de şu başlık altında anlatacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar, Icardi saplayacak, Galatasaray coşacak, kuşlar puşlar yine hep ağlayacak. Evet arkadaşlar, ya da şöyle diyebiliriz, Icardi saplıyor, Galatasaray coşuyor, kuşlar puşlar yine hep ağlıyor arkadaşlar. Aynen, ağlamaya devam ediyorlar. İsterseniz böyle hani saplıyor, coşuyor, ağlıyor üzerinden gidelim. Ekranda görüyorsunuz, Galatasaray Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonucu bu şekilde bir grafikle ekrana geldi arkadaşlar. Ve hemen puan cetveli. Şimdi bu maç sonucuna bağlı olarak puan cetvelini görüyoruz arkadaşlar. Puan cetvelinde bir maç fazlasıyla Galatasaray şu anda 22 puanla lider durumda. Hani çok methediyorlar diye göklere çıkarıyorlar diyor. Allı şallı Fenerbahçe 3'te 3, 5'te 5, 15'te 15, 18'de 18, 42'de 42 yaptı diye palavra atıyorlar diye. Üzerine hoca tanımayız, dahi büyük, gelmiş geçmiş tüm zamanların en büyük hocası Arap İsmail diye de palavra sıkıyorlardı, yalayıp yıkıyorlardı. Şimdi bir maç eksiğiyle Galatasaray lider. Kasımpaşa ile oynayacaklar akşam saat 19'da. Ne olacak arkadaşlar? Kazanacaklar tabii. Kazanacaklarına göre de sonuç itibariyle aradaki puan farkı tabii ki onlar lehine sadece 2 olarak gerçekleşecek. Burada önemli olan arkadaşlar aradaki puan farkı değil, yapılan yağlama yıkamanın boyutlarına bakmak lazım. Çünkü bunlar hep palavra sıkıyorlar. Hep böyle kuru sıkı atıp olmayan şeyleri olmuş gibi gösteriyorlar. Şimdi sizlere göstereceğim, bazı şeyleri göstereceğim. Yapılan yorumları, hayali bir takım sallamaları, yani bunun gibi daha o kadar çok şey var ki sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunların hepsini bir bir gösterelim ve bir takım puşlara da meydanı boş bırakmamak lazım. Çünkü dediğim gibi Icardi saplıyor, Galatasaray coşuyor, kuşlar puşlar hep ağlıyor. Bunlar ağlamaya devam ederken de ister istemez yan yollara sapıyorlar. İşte onu bunu ayarlıyorlar. Hakem işlerine giriyorlar. Dalga dümen işlere giriyorlar. Galatasaray'ı sahada durduramayacaklarını gördükleri için biz nasıl puştuk yaparız, nasıl meseleyi saha dışına taşırız, Galatasaray'ı masa başında nasıl etkisiz hale getirebiliriz diye toplarıyla, tüfekleriyle gidiyorlar arkadaşlar. Bunun üzerinde durmak lazım. Dediğim gibi Galatasaray 8 maçta topladığı 22 puanla şu anda puan cetvelinin en üst sırasında. Ama şunu normal koşullarda biliyorum ki Kasımpaşa takımı eğer gerçek anlamda bir mücadele verse Fenerbahçe Kasımpaşa'yı hayatta yenemez. Bakın bu kadar açık söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe takımı arkadaşlar hani görülüyor ya işte böyle oynuyormuş gibi falan, değil arkadaşlar. O takım karşısında duracak bak güçlü takımlara karşı asla ve asla başarılı olamaz. Osuruk'tan Teyare, Spartak Tırnava mıdır, Kırnava mıdır? Duman etti bunları. Bakın duman etti. Yok rotasyon yaptık, yok kotasyon yaptık. Bu rotasyon motasyon hikayesi de arkadaşlar palavra yemeyin. Niye biliyor musunuz? Bu takımlar önünde biraz dirençli takımlar önünde, hakem desteği olmayan takımlar önünde Fenerbahçe'nin foyası meydana çıkmasın diye rotasyon yapmıştık da
O oynak lan kırklık ceko, oynasa ne olur, oynamasa ne olur. Size desem ki ben Icardi'nin bir ayağını ceko ile değişir misiniz? Değişmezsiniz. Ha, daha başka bir cümle kuracaktım da kurmuyorum onu şimdi. Hani küçük büyük muhabbetleri var ya. Anladınız siz. Arkadaşlar, hangi futbolcuyu Fenerbahçe'den alıp da Galatasaray takımına koyarsınız? Hemen diyeceksiniz ki bazıları, bazı Galatasaray'ın içinde hainler var. Szymański'yi alırız. La Szymański mi maski geçin arkadaşlar. Daha önce de söyledim. Geçen sene Feyenoord takımını bu Szymański ile Türk futbolcusu Orkun Kökçü şampiyon yaptı değil mi? Orkun Kökçü nerede arkadaşlar? 30 milyon euroya Benfica'ya transfer oldu. Peki bu Szymański bu kadar büyük adamdı da neden Avrupa'nın başka takımlarından birine transfer olamadı da Fenerbahçe'ye geldi? Söyleyin bakayım. Ben size söyleyeyim. Çünkü Avrupalı tek taraflı futbolcuyu istemez. Bu sadece hücumda var. Buna hiç kimse Rize maçında olduğu gibi arkadaşlar dokunmayacak. Zaten üflesen düşürüyor. Yanından geçerken yani pardon ama biri osursa bu düşer ya. Ama hakemler koruyucuları ya. Abi bunu bırakın. Bunda savunma yok. Bunda omuz omuza mücadele yok. Adam uçurtma. Gidiyor ileri. Orada işte geliyor. Adamlar da buyur vur abi diyorlar. Vuruyor ve gol oluyor. Savunması yok. Bakın biraz dirençli takımlar, biraz güçlü takımlar ki Galatasaray ile oynayacakları zaman o Szymański top göremez. Top göremez arkadaşlar. Geçin. Bakın ben çok net söylüyorum. Bunların takımında şu anda bir tane oyuncu var. Bir tane oyuncu var. Galatasaray da zaten onu almak istiyordu. Ama belirli bir rakamdan yukarı çıkmadı. Fred var abi. Sadece Fred var. Galatasaray da zaten Ndombele tam formunu yakaladığı zaman göreceksiniz ki o Fred'i de katlayacak. Şimdi sohbetimizin konusu neydi? Icardi saplıyor. Galatasaray coşuyor. Kuşlar puşlar ve de hainleri de ilave edelim. Galatasaray'ın içindeki hainleri de ilave edelim. Galatasaraylı gibi görünüp de Galatasaray kazandığı için üzülenler, ağlayanlar var. Ben biliyorum. Ben camianın içerisindeyim. Bunların kimler olduğunu, bunların kimlere hizmet ettiğini, bunların amacını, niyetini gayet net bir şekilde biliyorum. Ama bunların güvendikleri dağlara kar yağdı. Ne o güvendikleri kişi miadını doldurmuş 70'lik ihtiyar Şampiyonlar Ligi müziğiyle doğum günü kutlayıp oralara buralara mesaj verdiğini söyleyen kişi, ne bir başkası ne bir başkası arkadaşlar. Öyle ya da böyle. Bakın 25 Temmuz'dan bu yana, Zalgiris maçından bu yana Galatasaray, Galatasaraylı futbolcular Okan Buruk kasıtlı olarak sürekli eleştiriliyor. Sürekli ve kelle avcılığı yapılıyor. Eksiklik var. Hep söyledim. Galatasaray'ın %50 gücü sahaya yansımamıştı. Saha dışındaydı. Bakın arkadaşlar, Icardi'ye bakın. Tamam, Icardi'yi bir tarafa koyuyoruz. Diyorlar ki Galatasaray hazır futbolcuları almadı, sakat futbolcuları aldı. O oldu, bu oldu diyorlar değil mi? Şöyle bir elinizi vicdanınıza koyun. Tete bu takıma katkı verdi mi? Yetersiz dedikleri Tete. Şampiyonlar Ligi ilk maçında ne yaptı Tete? Yaptığı asistle, attığı golle, oynadığı futbolla, tek devre üstelik oynadığı futbolla haftanın karmasına girdi mi? Girdi. Şimdi Ziyech diyorlar. Katkı vermedi diyorlar. Ziyech'in oynadığı maçı hatırlayın. Attığı golü hatırlayın. Tete ile yaptığı işbirliğini hatırlayın. Sözde hiç faydası yok. Öyle diyorlar. Çünkü bunu, algıyı böyle oluşturuyorlar. Devam ediyorum. Zaha'ya geçiyoruz. Yok Zaha sakatlı da, yok kronikli de, mronikli de, carttı cürttü yapıyorlar değil mi? Ey Galatasaraylı kardeşlerim, bunları yemeyin. Puşların, kuşların dolmuşuna gelmeyin. Zaha'nın verdiği katkıyı kim verdi? Ya Şampiyonlar Ligi maçında adam gitti abi, göstere göstere ne yaptı? Manchester United'a sapladı. Sapladığı geçin, sapladı abi, zımbaladı, zımbaladı. Hatta kökledi. Niye bunları böyle abartarak söylüyorum biliyor musunuz? Bu yorumları yapanlara kapak olsun diye söylüyorum. Kapak olsunu da kibar olsun diye söylüyorum. Aslında başka cümleler kurmam lazım ya. Lan ne istiyorsunuz? Bu takım ayın 25'inden bu tarafa maç yapıyor. Önce Muslera'yı çizdiler. Sonra Nelson'u. Sonra Okan Buruk'a döndüler. Güya Galatasaraylılar yorum yapıyor. O televizyonlarda, bu televizyonlarda. Ya geçen seneden bu tarafa efendim Şenol Güneş, işte ne bileyim Jesus, Okan Buruk ham yapar. Öyle yapar, böyle yapar. Ya ne hamı yapıyor? Ne oldu? Nerede Şenol Güneş? Nerede Şenol Güneş? Var mı? Yok.
Nerede sizin Jesus? Var mı? Yok. Neyi konuşacağız abi? Neyi konuşacağız? O zaman doğruları konuşalım, gerçekleri söyleyelim. Gerçek ne abi? Ne diyor Galatasaraylılar? Gerçekleri tarihi yazar, tarihi de Galatasaray yazar. Şu anda gerçek. Icardi saplıyor mu abi? Saplıyor. Galatasaray kazanıyor mu? Kazanıyor. Kuşlar puşlar ağlıyor mu? Ağlıyor. Mesele bu kadar basit. Şu anda Galatasaray göklere çıkarılan, bilmem kaçta kaç yaptığı, eşi benzeri olmayan Arap İsmail dedikleri hocadan Okan Buruk'un ders alması gerektiğini söylüyordu bazı puşlar. Özellikle bunlar Galatasaraylı. Kim kimden ders alacak? Abi zorluk dereceleri neredeyse yani eksi birlerde olan takımlarla oynuyor Fenerbahçe. Ya Spartak turnuva kim? Yok bilmem ne kim? Abi boş verin siz. Molde'yi küçümsediler. Yok da bilmem işte Kopenhag'ı küçümsüyorlar. O Kopenhag dedikleri takım Bayern Münih'e kök söktürdü. Ve Şampiyonlar Ligi'nin de müdavimlerinden biri sürekli orada. Ama küçük görecekler ya. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şu anda Galatasaray 8 maçta 22 puanla lider mi? Lider. Eğer kuşluk olmazsa, eğrisi doğrusuna denk gelirse, yani Mete Kalkavan yapmaz ya, adam gibi bir maç yönetirse ki, Vara da kendi adamlarından birini oturtmuşlar, Suat Arslanboğa'yı oturtmuşlar, yanına da Erkan Engin denen tetikçiyi koymuşlar. Demek ki Var Fenerbahçe ile yine her türlü kararı Kasımpaşa maçında verecek. Kaldı ki zaten Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin başındaki tipler enseye tokat durumdalar. Yani Kasımpaşa'yı üçlük yaparlar, dörtlük yaparlar. Onu geçelim ama normal koşullarda Kasımpaşa'yı Fenerbahçe'nin yenmesi mümkün değil. O zaman da Galatasaray şu anda bulunduğu yerde liderlik koltuğunda oturur durur arkadaşlar. Her neyse şimdi onu geçiyoruz. Mesela puan durumunu gördünüz. Bakın gelin başka şeyleri size göstereyim. Fenerbahçe'de bu Megafon Ali'nin troll hesaplar kurduğunu, binlerce amigoyu bu troll hesaplarla sanki çoğunun da Galatasaraylıymış gibi olduğunu gösterip orada burada yayınlar yapıyorlar. Bunların 12 numara diye bir sitesi var. Dün akşam ben bizzat özellikle o yayıncı kuruluştaki Trio programını izledim. Oradaki iki eski hakem işleri sızlaya sızlaya doğruları söylemek zorunda kaldılar. Galatasaray'ın attığı golleri de pozisyonları da bir bir anlattılar. Zaten Muslera pozisyonunu ayrı çekeceğim, orada anlatacağım. Sadece şu Galatasaray'ın ilk golünde offside var mı yok mu tartışmasına daha kafadan söyleyeyim. İki hakem de burada offside yok, tertemiz bir gol dediler ve arkada şimdi okuyacağım pozisyonlarda arkada ismi geçen oyuncunun da kesinlikle ve kesinlikle pozisyonla alakası yok, tertemiz gol dediler. Şimdi bu 12 numara denen site bakın hakemlerin şöyle yorum yaptığını söylüyor. Hakemlerin söylemedikleri şeyi söylemiş gibi gösterip algı oluşturuyorlar. Bunların temelinde puşluk kalleşlik yatıyor. Diyorlar ki Bahat Dünduran demiş ki güya Torreira pozisyonun içinde aktif olduğundan dolayı kaleci ve defansı yanıltıyor. Pozisyon offside. Asla böyle bir şey yok. Şimdi bunu buraya yazıp koyanın ben ta diyorum, ötesini siz yazın. Deniz Çoban da aynen şunu söylemiş. Torreira topa hareketleniyor. Vardan uyarı gelmesi lazımdı. Ha siktir lan puşlar. İşte bunlara inanmayın. Bunların kim olduklarını, ne olduklarını görün. Bunlara inanan Galatasaray'ın içindeki hainler işte bizi orada şans kurtardı da bilmem ne oldu da şöyle oldu da böyle. Hiçbir şey olmadı kardeşim. Aslanlar gibi pozisyonun içerisinde Torreira asla yok. Zaten top onun çok önünde. Icardi indiriyor. Sanchez dokunuyor. Gol geliyor. Pozisyonun ki bu iki hakem de az doğruları Galatasaray lehine çok az söylerler. Bu doğruları da söylediler ve asla böyle bir şey olmadığını ifade ettiler. Efendim işte şimdi varmış, var böyle demeymiş. Burada görüyorsunuz Var'da bir şekilde Futbol Federasyonu Başkanı bir gösteri nedeniyle oturuyor. Ama Galatasaray kısmında anlatıyoruz tabii. Özellikle Galatasaray'a verilmeyen bir takım pozisyonlar var, görülmeyen pozisyonlar var. Muslera pozisyonunda buraya geleceğim, anlatacağım. Muslera'yı ayrı çekeceğim arkadaşlar. Ya adamın bileği kırılıyordu ya, ayağı kırılıyordu ya. Vardaki Arda Kardeşler denen tetikçi ki hatırlayın 2 sene önce Falcao'ya hayatının ilk kırmızı kartını Erzurum'da göstermiş tetikçinin
Hem de puştun önde gideni. Neyse geçelim. Arkadaşlar bu Galatasaray'ın bu yeni forması çubuklu bu 100. yıl nedeniyle bunu da araya sıkıştıralım. Çok güzel olmuş. Çok güzel bir forma. 2600 liradan satılacakmış galiba, bilgileri şurada. Özel yeni formanın diyor satış tarihi ve fiyatı belli oldu. Galatasaray'ın çubuklu forması 16 Ekim'de arkadaşlar Beşiktaş derbisi öncesi 2600 liradan satışa çıkacakmış. Üçüncü forma sarı kırmızı takımın 1923 yılında giydiği formadan esinlenerek tasarlanmış. İlk iki formasını biliyorsunuz Galatasaray kullanıyor parçalıyla diğerini. Ama bu forma gerçekten çok güzel olmuş. İşte o 1923'te giydiği formadan esinlenerek yapılmış bu forma. Çok güzel. Ben çok beğendim. Tabii 2600 lira da çok da ucuz değil. Arkadaşlar gördüğünüz üzere mankenin üzerinde de 10 numara durmuş forma. Bu araya da bunu hemen sıkıştırdıktan sonra ben sizleri gazete başlıklarıyla baş başa bırakacağım. Daha doğrusu gazete başlıklarını sizlere aktaracağım ve bu sohbeti burada noktalayacağım arkadaşlar. Dedim ya bir iki tane sohbet çekeceğim ama süreleri çok kısa tutacağım. Bu sohbetimizin konusu da hani Icardi saplıyor, Galatasaray coşuyor, kuşlar puşlar ve hainler ağlıyor üzerine kuruluydu. Tabii Icardi'nin nasıl bir gerçekten Galatasaray'a bağlı oyuncu olduğunu görmemiz lazım. Bunu görürsek eğer o zaman işimiz daha kolay oluyor. Bana göre arkadaşlar Allah rahmet eylesin Metin Oktay'dan sonra Galatasaray'ı coşturan ve başka bir şey daha var. O hani seremoniye çıkıyor ya Antalya Sporlu formalı çocuklar, İstiklal Marşı söyleniyor. Kamera reklama giriyor tabii televizyonlar. O anda arkadaşlar bir görüntü var buradan. O çocuklar var ya, o Antalya Sporlu formalı çocukların hepsi Icardi'nin etrafını sarıyor. Onu da sizlere göstereceğim. Dilerseniz önce şu gazete başlıklarına hemen hızlı bir şekilde bir göz atalım arkadaşlar. Aslan Antalya'yı 7 demişler. Galatasaray 7. galibiyetini aldı. Buna vurgu yapmışlar. Aslan Antalya'yı 7 demişler. Devam edelim. Kerem Adaya tabii şimdi başladılar Galatasaraylı futbolcuların işte aklını fikrini karıştırmaya. Daha Ocak ayına ne kadar süre var? Yok işte Kerem Adaya, öbürü bilmem nereye, öbürü Moda'ya falan diye böyle yalan dolan transfer haberleriyle ortalığı karıştıracaklar. Bu arada tabii Okan Buruk'un tahammülümüz yok diye bir açıklaması var. Hakemin yaptığı rezaletleri, yani böyle bir pozisyonda nasıl kırmızı kart çıkmaz? Muslera kısmında onu anlatacağım size. Ve devam, bir başka başlıkta da zirveye sevdalı diye bir başlık atılmış arkadaşlar. Galatasaray evet zirveye sevdalı ve şu anda da zirvenin en tepesinden. Cimbom'dan seriye devam. Bu başlıklar atılıyor ama tabii ki bunlar bu başlıkları atarken kahroluyorlar, çok da üzülüyorlar. Tabii Okan Buruk'un vurgulamak istediği başka bir şey daha vardı. Kötü zemin ve sıcak oyunumuzu bozdu. Maalesef arkadaşlar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'la oynanan maçta tarlada oynandı, boya dökmüşlerdi. Antalya Stadı da aynı şekilde berbat bir zeminde oynanıyor. Maalesef bunlar Galatasaray maçları öncesi ya kasıtlı yapılıyor ya da bu takımların sahaları gerçekten bu kadar çok kötü. Var mı aslana yan bakan diye bir başlıkla anlatılmış Galatasaray'ın başarısı. Her yerde Icardi, evet her yerde Icardi golün asistini yaptı. Icardi ikinci golü öyle bir attı ki, yalnız ikinci golde arkadaşlar bir dikkat edin, daha hakem Icardi topa vurur vurmaz bayrağını kaldırdı. Ne kadar cevvalce var ki Galatasaray'ın o gol atmasını istemediği için yapıyor. Aynı hakem Muslera'nın bileğine basılırken ya da diğer pozisyonlarda görmezden geliyor. Ama orada Galatasaray'ın golü olmasın diye bayrağını hemen çekebiliyor. Ama biz onu şunu gördük ki, şahsen ben pozisyonu çok iyi takip ettiğim için gol olduğunu görmüştüm ve o golün de verileceğinden çok da emindim. Icardi varsa 3 puan cepte. Evet arkadaşlar, bakın yalnız burada tabii enteresan bir durum var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda hakemler sadece Galatasaray'a puştuk yapmakla kalmıyorlar. Rakip oyuncular nasıl etkileniyorsa, kimler onlarla diyalog kuruyorlarsa, bakın Gaziantep'te Icardi'ye, Başakşehir maçında Torreira'ya, dün de Muslera'ya futbol hayatını bitirecek fauller yapıldı. Bu fauller kasıtlı değil. Bu fauller önceden ayarlanmış. Bu fauller maksatlı yapılıyor.
Dikkat edin bakın Galatasaray'ın en kritik oyuncularına yapılıyor. Siz kaleci Muslera'yı 3 ay takımdan ayrı bırakırsanız, Torreira'yı Galatasaray'dan uzaklaştırırsanız, Icardi'nin 8-10 hafta oynamasına engel olursanız o zaman Megafon Ali ve arkadaşları çok mutlu olacaklar. Ben başka bir sohbette de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın yine kısa bir sohbet olacak ama Galatasaray'ın rakipleri Megafon Ali ve Zorbay Küçükler'dir arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Maçtan önce de söyledim. Zorbay Küçük, Arda Kardeşler ve Özgür Yankaya bu hakemlerin bir araya fotoğraflarını getirerek Kanaryam güzel kuşum diye de paylaşımda bulundum. Ama ben bunları görüyorsam başkalarının da görüyor olması lazım. Bunlara pabucu bırakmamak lazım. Okan Buruk itiraf ediyor. Evet saha kötü, sıcak var, nem var. Yeteri kadar iyi değildik. Ama bu takım arkadaşlar düşünün. Manchester'dan dönüyor. Olağanüstü bir galibiyet alıyor. Tabii ki olağanüstü bir galibiyet. Gel İstanbul'a 2 gün sonra uçakla bir yolculuk daha, bir yolculuk daha. Yani böyle de bir sıkıntılı yolculuklar var. Bütün bunlardan sonra iyi futbol değil. Galatasaray için önemli olan 3 puandır. Galatasaray 3 puanları alıyor mu? Alıyor arkadaşlar. Icardi için 40 yıllık Galatasaraylı gibi demişler. Çok doğru. 40 yıllık Galatasaray gibi arkadaşlar mücadele ediyor, oynuyor, işten oynuyor, arkadaşlarını oynatıyor, takımı yönetiyor. Maç bitiyor, Kerem'le kaçırılan pozisyonların tartışmasını yapıyor. Okan Buruk kazanmayı hak ettik diyor. Tabii ki hak ettin ve süperstar Icardi diye başlıklar atılmış. Ve de her şeyin çok güzel olduğu yine her yerde aslan diye de bir başlık atmışlar. Icardi farkıyla kazandık falan diyorlar ama tabii diğer futbolcuların da verdiği mücadeleyi takdir etmek lazım. Bir bir rakipleri yıkardı, yakardı gibi böyle bir anlaşılması zor bir başlıklarda atıyorlar. Arkadaşlar niye kendilerini böyle başlıklara zorluyorlar anlayamıyorum ya. Mekan farklı, eğlence aynı. Arkadaşlar evet Manchester maçında da 3 puan, burada da 3 puan. Hiç fark etmiyor. Aslan Icardi ile zirvede diye bir başlık da bu şekilde atılmış. Evet Aslan sadece Icardi ile değil, Aslan takım olarak yoluna devam ediyor. Kalecisinden en son girenine çıkanına kadar herkes görevini en iyi şekilde yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve süper güç diye bir başka başlık Icardi'nin fotoğrafıyla birlikte paylaşılmış. Gerçek anlamda süper güç. Bugün Icardi'si olan hiç şüphesiz şampiyon da olur. Avrupa'da da yoluna devam eder. Ama Galatasaray'ın yolunu kesmek için başka türlü yöntemler kullanacak. Okan Buruk'un böyle güzel bir grafiği yapılmış. Gerçekten güzel bunlar, güzel, hoş şeyler. İşte Superman'den esinlenerek Icardi'nin de böyle güzel bir görseli var. Arkadaşlar şu size söylediğim görüntüyle çocukların Icardi'nin etrafında nasıl kenetlikle kenetleniyorlar, o güzelliği göstererek bu sohbeti noktalayalım dilerseniz. Güzel bir görüntüydü. O yüzden ben bunu almak ve özellikle sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Şurada bir yerde olacak inşallah. Hemen ekrana. Bu arada tabii Icardi'nin böyle her zaman olduğu gibi bu gol görüntüleri, bu güzellikler paylaşılıyor. Bunu Galatasaray yapıyor bu paylaşımı. Vallahi insanın içini ısıtan görüntüler. Arkadaşlar görüntü bu. Bakın burada şimdi görüyorsunuz İstiklal Marşı söyleniyor. Antalya sporlu formalı o minik çocuklar. Hepsi Icardi'ye koşuyorlar ve nasıl böyle bir bakın tam burada bitti, İstiklal Marşı söylendi, çocukların hepsi ve gidiyor arkadaşını da getiriyor. Kendi sarılıyor Icardi'ye. Ya bir nesli, bir jenerasyonu Galatasaraylı yapan Icardi arkadaşlar. Ve ben hala Galatasaray Store'a şaşıyorum ya. Icardi'nin hani o Manchester maçında uçan bir fotoğrafı var ya. Ya bunun çoktan tişörtü yapılmalı, satışa çıkmalıydı ya. Ya bu Store'dakiler hakikaten ahmağın önde gideni. Daha ne diyeyim. Arkadaşlar gazete başlıklarını gördük. Diğerlerini gördük. Hepsini paylaştık. Başlığımız şuydu. Galatasaray saplıyor. Icardi saplıyor. Galatasaray coşuyor. Kuşlar puşlar, hainler ağlıyor dedik. Noktayı koyalım. Ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ı durdurmaları mümkün değil. Bakalım puşlukla, üçkağıtçılıkla nereye kadar varacaklar. Diğer kısımda da hani Galatasaray'ın rakipleri Megafon Aliler, Zorbay Küçükler o sohbetimizi de lütfen izleyiniz arkadaşlar. Paylaşımı ve de abone olmayı beğenmeyi de unutmayınız. Yeni sohbetlerde beraber olmak üzere. Hoşçakalın kardeşlerim.